2003 yılında Abdullah Öcalan'ın vekilleri tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru ile kendisi aleyhine tesis edilen hükmü denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ilgili umut hakkını doğuracak yasal düzenlemeler ve uygulama değişikliklerinin sağlanması için Türkiye'ye yönelik denetim süreci başlatmıştır. Bakanlar Komitesi, Öcalan 2, Kaytan, Gurban ve Boltan Türkiye dosya grubu ile ilgili AİHM tarafından verilen kararlara Türkiye'nin uymaması nedeniyle periyodik olarak yaptığı gözden geçirmeyi Eylül ayında gerçekleştireceği oturumda da yenileyecektir. Söz konusu Bakanlar Komitesi oturumu 17-19 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bizler insan hakları alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri olarak Bakanlar Komitesi'nin söz konusu toplantısı için 27 Temmuz 2024 tarihinde Kural 9-2 bildiriminde bulunmuştuk. Bugün burada Bakanlar Komitesi toplantısı öncesi Temmuz ayında yapmış olduğumuz bildirimde yer alan taleplerimizi hatırlatma ve Türkiye'nin ilgili makamlarına AİHM kararlarının gereğini yerine getirmesi konusundaki çağrımızı yineleme gereği duyuyoruz. Türkiye tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerin gereği olarak AİHM kararlarını uygulamakla yükümlü ve sorumludur. Oysa Öcalan 2, Kaytan, Gurban ve Boltan Türkiye kararlarının üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmiş olmasına karşın başvurucularda dahil binlerce mahpus umut hakkından mahrum bırakılarak AİHM ihlal ettiği çok açık olan bu ceza rejiminin ağır ve yıkıcı sonuçlarına maruz kalmaktadır. Türkiye pek çok vesileyle hazırladığı eylem planlarında mevcut koşullu salıverme yasağını ortadan kaldıracak ve ihlallere son verecek mevzuat değişikliklerine veya tedbirlere maalesef yer vermemektedir. Dahası Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite'ye sunduğu 5. periyodik raporunda durumu düzeltme konusunda isteksiz olduğunu çekincesiz bir şekilde ifade etmiştir. Türkiye'de bu ihlale maruz kalan kaç mahpusun olduğuna dair ayrıntılı veriler kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite'nin Türkiye'nin 5. periyodik raporunu değerlendirdiği 8-26 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 80. oturumunda Türkiye tarafından sadece mahkumiyetleri kesinleşmiş ve cezalarını çekmeye başlamış 4000'den fazla ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsünün olduğu bilgisi verilmiştir. Bu bağlamda Türkiye'yi müebbet hapis ile cezalandırılan mahpusların makul bir süre sonra tahliye edilme veya cezalarında indirim yapılma olasılığına sahip olmalarını sağlamaya davet etmektedir. Bizler binlerce insanı etkileyecek bu konuya dair Türkiye Devleti'nin ilgili makamlarını acilen AİHM kararlarına ve BM işkenceye karşı komitenin tavsiyelerine uymaya davet ediyoruz. Yanı sıra 17-19 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek toplantı öncesinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne 27 Temmuz 2024 tarihinde yaptığımız Kural 9-2 bildirimde yer alan talepleri bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Türkiye'de bugüne kadar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılan kişi sayısı, her yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılan kişi sayısı, ilgili kararların kesinleştiği yıllar ve ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılan kişilerin hapishanede tutulduğu yıl sayısı hakkında Türkiye hükümetinden istatistiki veri talep edin. Türkiye'yi mevzuatında yer alan ve belirli suçlar için koşullu salıvermeyi kategorik olarak yasaklayan hükümlerin ayrımcılık yapılmaksızın yürürlükten kaldırılmasını sağlayacak gerekli yasal değişiklikleri ivedilikle yapmaya ve yasaları değiştirmeye davet edin. Öcalan 2, Kaytan, Gurban ve Boltan Türkiye kararlarının icrasını daha sık aralıklarla inceleyin ve o zamana kadar somut bir ilerleme kaydedilmemesi halinde davanın bir sonraki incelemesi ışığında bir ara karar taslağı hazırlamasını Bakanlar Komitesi Sekreteryası'ndan talep edin. Bakanlar Komitesi Başkanı'nı veya Bakanlar Komitesi Genel Sekreterini Reykjavik Deklarasyonu bağlamında kararların uygulanması konusunda ilgili uluslararası muhataplarıyla siyasi diyaloğu güçlendirmesi ve Gurban grubunun uygulanması için gerekli bireysel ve genel tedbirler konusunda Türkiye hükümeti yetkililerine mektup yazması için görevlendirin. Herkes için haklar vardır. Hiç kimse ihlale maruz bırakılamaz. Herkes ve hiç kimse. Onun için insan hakları evrensel bildirgesinin bütün o 30 paragrafı da bu iki sözcükten biriyle başlar. Bu kadar açık bir konu. Uzatmanın bir anlamı yok. En sonda geçen ay yayınlanan 14 Ağustos'ta açıklamamızda yer verdiğimiz gibi Türkiye'nin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite Türkiye'nin 5. dönemsel raporunda da çok açık söylemiş. Yani şurada söz konusu olan yazıldı. Meşhur Türk Ceza Kanunu'nun
25. ilgili maddesiyle infaz kanununun ilgili madde. Burada değişiklik yapılacak. Bu kadar. Arkadaşlar, umut hakkı olarak bilinen kararla ilgili kurumlar olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne yaptığımız başvuru aslında gerek iç hukuktaki kararların uygulanması ve yasal değişikliklerin yapılması, gerekse de uluslararası hukuk mekanizmalarının ve bu kurumların kendi varlıklarını ciddiyetle devam edip etmeme noktasında bir eşik olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Şu bağlamda 10 yılı aşkın bir süredir verilmiş olan bir kararın halen iç hukukta bir düzenlemeyle değişiklik yapılmaması ve bir uluslararası hukuk kurumunun da bir birliğin de hukukun evrensel değerlerine bakış açısını ciddi anlamda şüpheye düşürecek bir seviyeye düşürdüğünü görüyoruz. Biz aslında meselenin bu tür kararların uygulanıp uygulanmama meselesinin arkasında gerek iç siyasetin gerekse uluslararası dengelerin belirleyici olduğunu biliyoruz.